İnsan eti yeme esasında bir kişinin bedeninden parçalar ve uzuvlar yenirken yenilen kişinin sahip olduğu özelliklere de sahip olunacağı düşünülür. İşte Sigmund Freud yamyamlığı böyle tasvir eder. Yamyamlık kavramının kendine yer edindiği doğu ve batı kültürlerinde yamyamlar üst insanlardır. Besin zincirinin tepesine duran insanoğlunu kendilerine besin yaparak en tepeye oturmuşlardır. Bu insanlar sadece aç kaldıkları durumlarda başka insanları yemezler. Bu insanlara göre yamyamlığın tinsel ve büyüsel bir anlamı vardır. Bir gemi ya da uçak kazasından sonra aç kalıp birbirini yiyen ya da yemek zorunda kalan insanlardan önce bir reddediş varken sonra sanki doğal hayatın bir gereği gibi kabulleniş ortaya çıkar. Hatta gruptan bir ya da birkaç kişi bunu rahatlıkla yaptıkları için grupta hiyerarşi de yükselirler. Çünkü içgüdülerinde dediği gibi onlar üst insanlardır. Neokorteksi olan bir varlığı kurban etmişler ve yemişlerdir. Yine modern toplumda görülen bir davranış bozukluğu ya da ruhsal bozukluk olarak yamyamlıkta aynı şey görülür. Birey insanlarla beslenerek dünyaya varoluşunun diğer insanlardan ya da diğerlerinden üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır. Yakın tarihimizde kendisini diğer insanlardan üst gören ve insan yeme olayını adeta bir ayine çeviren psikopat bir isim var. Armin Meiwes. Aynı şekilde başka insanlar tarafından yenilip kendi ruhunu besleyen ve ölüm esnasında bile zevk alan hasta ruhlu insanlar da var. Bu hasta ruhlu kişinin adı ise Bernd Jürgen Brandes. Meiwes ve Brandes 2001 yılının Mart ayında internet üzerinde tanışır. Zamanla aralarındaki muhabbet ilerleyen ve ruhani boşlukları ettikleri sohbetlerle doldurmaya çalışan ikili bir yerden sonra sürekli geçmişteki ayinlerden ve yamyamlığın olası felsefesinden konuşmaya başlarlar. İki arkadaş bir süre sonra Meiwes'in evinde buluşmak üzere sözleşir. Evde buluştuktan bir süre sohbet ettikten sonra Brandes Meiwes'ten kendini öldürüp yemesini ister. Fakat kendisini öldürmeden önce özel bir istekte daha bulunur Brandes. Penisini kesip oturup birlikte yemeği teklif eder. Bu teklifi kabul eden psikopat ruhlu katil, evde bir kibir bıçakla Brandes'in penisini kesip bir tavada kızartıp masaya getirir ve ikili bu penisi birlikte yer. Bu arada kan kaybı yaşayan Brandes'e bol bol alkol ve ağrı kesici verir, bilincinin kapanmasını engeller. Hatta ölümü esnasında ona kitap dahi okur. Birkaç saat sonra kan kaybından ölen kurbanının tancayla evin ortasına asan Meiwes etlerini parçalamaya başlar. Hatta kemiklerini un niyetine kullanmak için öğütür. Eti ise sarımsak ve zeytinlerle yaptığı bir sosla marine eder, bir kısmını hemen yer, bir kısmını da dolabında kaldırır. Birkaç ay boyunca bu etleri yemeye devam eder. Bu yamyamlıktan zevk almış olacak ki bir süre sonra internette ilan vermeye başlar ve bu ilanlar nedeniyle yakalanır. Evde ayrıca olay anında Meiwes tarafından çekilen bir video kaydı bulunur. Mahkeme olayı tüm detaylarıyla anlatır. Brandes'in kendisini öldürüp yemesi için ikna ettiğini, aslında suçlunun o olduğunu iddia eder. Şu an bir vejetaryen olarak hayatına devam ettiren Rotersburg yamyamı Almanya'da yaşamakta. Yaşanan yamyamlıkla ilgili başka ürkütücü detay ise bütün olay video kayıtına alındıktan sonra izlenirken Armin'in insan etini yani Brandes'in etini özellikle ızgara olarak tükettiğini belirtirken kahkahalara boğulmuş, Brandes'in ruhunun artık onun içinde yaşadığını ve iki tane ruhu olduğunu da özellikle belirtmiştir. Bir diğer akıl dondurucu katil ise hastalarını önce öldürüp sonra hayatı döndürmeye çalıştıran katil hemşire Neil Soegel. Hastanedeki nöbetleri esnasında ölen hasta sayısının artmasıyla okların hedefi haline gelen hemşire Neil Soegel aslında hiç de masum bir hemşire değil. Almanya tarihi boyunca en fazla insan öldüren katil olarak kayıtlara geçen Soegel'in hikayesi gerçekten de kan dondurucu. Hayatımıza emanet ettiğimiz doktorlar ve hemşireler güvenimiz daima tam olsa da bu hemşire sizin bildiğiniz türde bir tedavi uygulamıyor. 1976 yılında dünyaya gelen Neil Soegel'in babası ve büyükannesi de hemşireydi. Soegel tıpkı ailesi gibi bu yoldan ilerlemek istedi ve 1997 yılında eğitimini tamamlayarak genç bir hemşire oldu. 1999 yılında Klinikum Oldburg'da kalp cerrahisi yoğun bakım ünitesinde çalışmaya başlayan Niels için her şey ilerlese de hastanede ters giden bir şeyler vardı. Çünkü doktorlar yoğun bakım ünitesindeki ölümlerin sürekli hızla arttığını ve bu ölümlerin özellikle de Neil Soegel'in nöbetlerinin olduğunu fark ettiler. Başhekimin ana hedefi Soegel'in önce çalıştığı birimi değiştirdi ve daha sonra da görevinden istifa etmesi için baskı yaptı. Bir süre başka birimde çalıştıktan sonra eski işine dönen Soegel'in baktığı hastaların kan basıncındaki ani düşüşler tekrar meydana gelir ve Soegel en sonunda 2005 yılında yakalanır. 22 Haziran 2005 tarihinde hastaya antiaritmik glümetal enjekte ederken meslektaşları tarafından yakalanan Soegel derhal polis müfettişlerine ihbar edilir ve süreç başlar. Kapsamlı bir araştırma yapan polis ekipleri 2003 ve 2005 yıllarındaki ölüm vakalarını incelediğinde bu ölümlerin %73'ünün Soegel'in nöbeti esnasında gerçekleştiğini fark eder. Soegel ilk önce 5 yıl hapis ve iş yasağı cezası verilse de daha sonra Oldenburg Bölge Avukatı hastanedeki ölümlerle ilgili başka bir soruşturma açtı. Soegel'in yalnızca Almanya'da değil
Polonya ve Türkiye'de de hemşire görevi yaptığı fark eden bölge avukatı 134 hastaya Osteopus Applebus listedi. Ögel'in 90 kez yetkisiz enjeksiyon uyguladığı ve 60 hastayı başarıyla tekrardan canlandırdığı ortaya çıktı. Tabii ki Ögel 60 hastayı canlandırmayı başarsa da 90'dan fazla hastanın ölümünden sorumluydu ve bu sayı her geçen gün artıyordu. Ocak 2018'de 97 hastayı özlemekle suçlanan Ögel, can sıkıntısından hastaları önce öldürüp sonra da canlandırmaya çalıştığını itiraf etti. Ögel o kadar çok hasta öldürmüştü ki neredeyse yarısını dahi hatırlamıyordu. Mahkeme Ögel'e 2 kez müebbet hapis cezası verdi ve Ögel'in işlediği bu cinayetler Almanya'nın en büyük katliamlarından biri oldu. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.